Benim bir tane takip ettiğim TikTok videoları vardı böyle. İçinde derin anlamlar saklı olan. İlk izleyişte anlamadığınız, uzman bir kişiyle izlemeniz gereken, açıklama gerektiren videolar. Meme aç, sikeceğim seni Gökhan. Oğlum Twitch'teyiz, ne memesi? Oğlum bu kız değil, erkek. Surata bak. Burada dedi ki bu kız bana nasıl omuz atar dedi. Sen kimsin lan dedi. Bir döndü arkasında, dört tane aga var arkasında. Sonra dedi ki aman çok korktum deyip dalga geçti ama sonrasında devam etti. Ayrıca gerçekten bu bir eşofman mı, pantolon mu? Yani dar mı değil mi? Anlamadım. Çok iğrenç bir şey ya. Nereden buluyorlar lan bunları giyiyorlar? Atakan AKC, Atakan Wild. Evet, arkadaki kız onu takip ederken adam bilmeden dodge'ladı potansiyel rakibini be. Mehmet Raul. O nasıl bir göt? Ne olmuş bunun göte? Pislenmiş. Ben yırtılmış zannettim. Hayda. Kardeşim. Adam yalnız K9 çıktı amına koyayım bak. Ah, koku A.5. A.5 burada da var. Bu ne kokusu? Amına kodumun kızı. Sen gidip el alemin dedi. Orada bitti. Zamanı durdururum dedi. Seni çok seviyorum ama yanındaki adam ben olamıyorum. Lanet olsun, amına koyayım böyle hayatın dedi. Hayatına davet devam etti. Hiç anlamı kalmıyor, böyle nereye baktığının az riskli video lazım. Ya evet, ama işte onları yayından önce modların falan böyle izlemesi lazım. Ve bana yayın sırasında atması lazım. Ben çünkü daha önceden izlediğim şeyleri izlemek istemiyorum yayınlarda. O yüzden kontrolü ben etmeyeyim. Hani başkası benim yerime etsin ki öyle, anladın. Bunlarla dalga geçen çok az bir kitleyiz burada. Bunların kitleleri falan var. Ödül geceleri falan yapılır. Bayağı takipçileri, hatta 1 milyon. Ciddi mi ya? İnanılmaz. Ben mod olabilirim. Abi mod var zaten. Ben sonra şey yapacağım. Bu sistemi ben ilk kez deniyorum bu arada. Kutuyu da zaten yayının başında açtım. Sonraki şeylere ben modlara söylerim. Zaten şu an duyuyorlardır. Onlar bana şey yapsın, hani biriktirsin videoları. Yayın olduğu zaman atsınlar. Beraber izleriz. Hani daha TikTok değil de başka tarz videolar. Modlar boş durmayın, bulun video aç. Daha beni yitik çok güzel diye ödül veriliyor. Abi onlar da kendilerini bir şey zannediyorlar herhalde. Devam ediyorlar ya. AVM'lerde konser veren tipler falan var. Full çektiriyorlar. Harbi mi? Bir de konser. Dur bakalım dur. Bir dakika, kaçırdık. Çok önemli mesajlar var oğlum TikTok'larda bak. Bakamazsın diyor. Baktığın adamı getiririm önüne diyor. Özlem Aksoy'muş yalnız video sahibi. Şimdi onunla çalışacak ya. Oha. Ben de böyle oldum arkadaki kız gibi. Berdan Imperial 33. Oğlum bunlar nasıl hareketler ya? Anlamayanlara hemen anlatıyorum arkadaşlar. Bak şimdi. Ortadaki adamın çok böyle çok pis bir kankası var, tamam mı? Yani nasıl diyeyim, böyle kan bağı mı var artık ya da birbirlerine çok iyi bir bağ var aralarında, her neyse. Kan mı değil mi bilmiyorum. Belki kan bağı yoktur ya da çok iyi kankalardır. Bunun kankası kavga ediyor, tamam mı?
Kavga ettiği sırada kankisi bir iki tane dayak yiyor. Bir iki tane yumruk yiyor. O yediği zaman bu da yiyor. Sonra diyor ki ulan kanki mi dövüyorlar diyor. Hemen yardıma ihtiyacı var diyor bak. Bam güm bir tane yedi. Dedi ki ulan kanka mı dövüyorlar amına koyayım. Hemen yetişiyor. Buldu kankisini. Hemen arkasına geçiyor. Ona arkadan aura veriyor. Bütün gücünü kankisine yüklüyor. Artık iki adam iki keko gücünde dövüşebilecek bir güce sahipler. Birlikte onları dövüp rakiplerini kankisiyle tokuşmaya gidiyorlar sonrasında. Yasin Yıldız. Aha yine eşofman ve gömlek ya. Affeder Boyde. günahı Ne alaka ya? Kont kar zannettim lan. Dedik başımıza geldiğini işler gençler ortalık. Lan ben bu adamın hiçbir şeye bu kafaya erişmem zor ama yetişmem imkansız biraz çalış sonra. TikTok'larını daha önce bu adamın görmüştüm. Enteresanmış. Ben şimdi Türkiye'de yaşamayalı yaklaşık bir 4 yıl oluyor arkadaşlar. Şu anda mesela şu adamın tipi tarzı. Yaşını da tam çıkaramıyorum gerçi. Yani 18 falan vardır herhalde. Şimdi şu anda böyle sokakta gezen cool genç arkadaşlar bu şekilde mi geziyor? Ya da o yaşlardaki kızlar böyle kızlar böyle tiplerden mi hoşlanıyor şu anda? Şu an durum bu mu yani? Hayır mı? Keko bunlar. Yani bunları sevmiyorlar o zaman. Yani böyle gezen çok ama sevmiyorlar. Anladım. İyi o zaman. İyi. Ayda! Memesinin ucuna böyle baş parmağını bastı amına koyayım. Video çekeceğim diye sen de Nurullah ne yapıyorsun ya? Bam! Nurullah bastard. İllegal dokunuş. Lan herkesin de süper gücü var amına koyayım. Aa, bunda olay farklı. Bundaki olay az önce aynısının farklı yani tam tersi cinste yapmıştık ya. İzlemiştik ya daha doğrusu. Onda erkek durdurup kızı seviyordu ve kızın yanında başka bir erkek vardı. Burada diyor ki ben bir adamdan hoşlanıyorum ama o adam maalesef ibne diyor. Maalesef gay diyor. Yani yanında bir erkekle geziyor diyor. Nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Tamam ağladın anladık Burcu. Burcu sana erkek bulacağız sana merak etme. Telefonunu aldı. Dikkatini dağıttı. Açabilirsin, risk yok. Güvenmiyorum. Ama yine de açacağım. Bir dakika ne oldu? Ben şeyi kaçırdım. Telefonunu aldı göt cebinden. Aldı. Of sen gel dedi. Ne olacak oğlum? Bende iki tane var diyor. Üç tane var diyor daha doğrusu. Ulan çanta kimindi unuttum şimdiden. Dur. Çok hızlı gelişiyor ya gerçekten. Ben yaşlandım. Çete bakayım derken kaçırdım bu sefer de. Bir dakika. Batu Kod. Aboneliğin için çok teşekkür ederim. Twitch Prime'la abone olmuş. Teşekkür ederim. Error. Anlatacağım oğlum. Boş kuru kuru izleyeyim mi? Aa seninki orada diyor. Çeki düzen ver diyor ama kız çoktan gelmiş. Bu da tabii 40 yıllık abaza dayanamadı. Kalbi gitti çocuğun. Ve bayıldı. Bunu gerçekten anlamadım anlatamayacağım o yüzden. Siktir et. Oyle! Amına koyayım çocuk dinozora benziyor lan.
Gecko'ya benziyor benim yandan baktığın zaman, şöyle ağız yapısı aynı dinozor Bukalemun. Ya yemeğinin malını yerler. O kadar beklersen alır götürürler diyor. Oğlum bu ne iğrenç bir şarkı. Bu kekolar acaba bunları böyle mesela bir yerden bir yere giderlerken kulaklıkla, telefonla falan böyle dinliyorlar mı acaba, hani bu tarz müzikleri? Yoksa sırf video çekmek için mi böyle? Bir arada bir aptal bir bebek sesi duydum çünkü. Tam drop the beat yaptığı anda bak. Ne amına koyayım? Oğlum yazık bu insanlara ya. Çok boş yaşıyorlar hakikaten. Ama biz onları izlediğimiz için biz daha da boşuz, iğrenciz. I am late, sorry but I don't care. Çok belli I don't care olduğum. Üstündeki yazıyı okuyordum bu arada. Improve your self-esteem. Çocuğum önüne bak. Şu an var ya, böyle bir tane A4 kağıt alıp böyle çocuğun boğazına pşt yapacaksın. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Aklıma o geldi niyeyse. Ses bitti, video bitmedi. Hı. Karıdızcı çıktı. Diyor ki, neyse anlatmayayım hadi. Bunu da anlarsın. Oğlum bu nasıl bir tişört mü, ne bu ya? Çocuk hakem galiba. Maçtan yeni çıkmış. Hemen kız arkadaşıyla buluşmuş. Oğlum ne olduğunu ben gerçekten anlayamıyorum ya. Bazen çok hızlı gelişiyor olaylar. Kötü bak. Bu ne? Bu kız da palyaçoluk yapıyormuş boş vaktinde. Hayda. Hem severim hem döverim dedi galiba. Oğlum ben insanların kıyafetlerine de bakıyorum çünkü çok acayip giyiniyorlar ya. Öpeydin artık yani, o kadar ayakkabını bağladı. O da diyor ki baksana benimkini de bağlar mısın dedi. Yok ilgilenmem çünkü ben sadık bir erkeğim dedi. O da adam dedi, ıslandı kız. Su içer misin? İçerim. Bu nasıl suymuş amına koyayım. Aslında su değildi, zehirledim. Seni de zehirledim salak karı. Aslında arkadaşımı zehirlememiştim. Bros before rose dedi. Yani. Kız koca götünü kaldıramadı. Erkek yardım etti ve aşık oldular. Neye şaşırdı amına koyayım? Biz yapsak suç, siz yapınca sempatiklik. Feministler bunu açıklasın. Feministler Özge Kıssa'nın, Özgemsi'nin çok yakın açıklasın. Aç artık D6 al bak, risk yok cidden. Tamam açacağım, şu bir bitsin. 3 dakikası kalmış. Ulan o kadar çok seviyorum ki bak. Yemin ederim var ya, at kendini şu denize de bir dakika düşünme mazarı var. Dedi ki sözünün eri. Bu kadar. Oğlum bence bunlar atasözleri ve deyimler sözlüğünden falan böyle bir şeye böyle görüyorlar. Ondan sonra bunlar skeç üretiyorlar böyle saçma sapan. Hep böyle bir özlü söz var aslında. Bu da mı zamanı durdurdu? Lan bir biz durduramıyoruz zamanı be.
Aslında Uber'e binecekler böyle. Zamanı bir durduracaksın. Üf, sonra devam. Hayırdır birader, ne baktın dedi. Bu şarkı güzelmiş ama bak. Bap beri bas bas kos kos güçse. Ne bu şarkı, bilen varsa atsın. Arkada ne yazıyordu lan? Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Güzel bir yer. Dünyanın en güzel yeri mi bilemem ama güzel bir yer. YouTube'a babbarı bas bas kus kus yaz. Abi tiplere bak ya. Beni böyle koyup gitme olur mu? İyi de öbür çocuk kazanmadı mı ya? Yine gel akşam. Kız da biliyormuş yalnız ha, o çocukların burada durduğunu, taş kağıt makas oynadığını. Dur bakayım. Taş kağıt makas. Bak. Şu çocuk kağıt yaptı. Bu çocuk taş yaptı. Kazanmış gibi dedi, benim hakkım dedi. Kız dedi yo, aslında sen kazanmadın ki, geri zekalı, kağıt yapan buydu dedi. Makas yapmıyor oğlum, elini böyle açmış, makas dedim böyle olur. Tuttu saçımdan, bana bak lan dedi, ya benimsin ya da kara toprağın. Makas yapmıyor oğlum. İşte neyse, yapıyorsa da sikeyim, boşver. Çok da önemli değil. Mehmet, seni izlemedik bile ya, kusura bakma Mehmet. Oha! Niye iteledin lan karıyı? Helal be! Nasıl kodu ama Halit be! Çüş! Bu kadar kolay mı ya? Ha, bu çocuk yine o çocuk, deliyiz. Enteresan bakışları var çocuğun ya. Acilen